İbrahim Karagül Sizinki entelektüel ahlaksızlık. İçeriden nasihat değil bildiğimiz omurgasızlık. Muhafazakar muhalefet müdahale aşamasına geçiyor. Üstünüzdeki örtü artık sizi gizlemeye yetmiyor. Erdoğan'a düşman kim varsa, hangi iç ve dış çevre varsa destek vermek, sadece bu alana odaklanmak bir fikir, duruş, kimlik ahlaksızlığıdır. Türkiye'nin çetin mücadelesine karşı cephe kuranlara yaranmaya çalışmak, bize de bir rol verin bakın hazırız diye ihaleye girmek, bu sinsiliği vicdan, hak hukuk kavramlarıyla örtbas etmek ciddi anlamda kişiliksizliktir. İçeriden nasihat değil, bildiğin omurgasızlık bu. Temel değerleri savunur gibi gözükerek, içeriden nasihat gibi göstererek, öz eleştiri sosuyla süsleyerek, Kibirli bir akil tavırla ayar vererek beni dinleyin beni görün yoksa işte böyle çökersiniz havalarına girmek bildiğimiz üç kağıtçılıktır. Aslında CHP'li bile olmayan bir proje olduğu artık açığa çıkmış olan Ekrem İmamoğlu'na daha belediye başkanı bile olamadan yamanmaya çalışmak, sinyaller göndermek küçük hesaplara bulanmış bir tür omurgasızlıktır. Büyük lafların yüceltilmiş ifadelerin altına gizlenmiş ezikliktir. Size durun o daha size bir şeyler verecek noktada değil biraz bekleyin diyen de mi yok? Şimdi nefret ve öfke saçanlar o makamlara niye hayır demedi? O zaman niye sevmişti? En çok nefret edenin en yüksek beklentilerle yazıp konuştuğunu görüyoruz. En çok öfke saçanların AK Parti iktidarlarından en çok nasiplenenler olduğunu görüyoruz. İçerden eleştiri sosuyla sinsi sinsi örtük operasyonlara katılanların kişisel inançlarını görüyoruz. Milletvekili seçilmiş belediye Başkanı olmuş, bürokrasinin en üst noktalarına getirilmiş Bunlar ellerinden gidince de azılı Erdoğan düşmanı olmuşlar görüyoruz. Şimdi köşe yazılarında nefret saçan bazılarının yıllarca Erdoğan'ın en yakınında nasıl bulunduğunu merak ediyorum o zamanki sevginiz mi yalandı, bugünkü öfkeniz mi yalan? İki keskin ucu nasıl bir arada tutabildiniz? Türkiye'nin büyük mücadelesine bariyer olmak. O zaman da mı nefret ediyordunuz? Ediyorduysanız oralarda nasıl durdunuz? Niye o makamlara hayır demediniz? Bunların ikisi de değilse oralara bir rol, misyon için mi yerleşmiştiniz? Türkiye'nin yol yürüyüşüne yükseliş dönemine her ne sebeple olursa olsun tavır almak, Türkiye karşıtlarına her ne sebeple olursa olsun kapı aralamak bu milletin yüzlerce yıllık büyük mücadelesine karşı bayrak açmaktır. Geçmişimize bakın. Siyasi tarihimize bakın. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerine bakın. Bu tür çıkışların coğrafyamıza, milletimize yüzlerce yıllık yürüyüşümüze ne ağır faturalar ödettiğini göreceksiniz. Muhafazakar muhalefet, muhafazakar müdahale aşamasına mı geçiyor? Türkiye'nin yeniden toparlanmaya, tarih ve coğrafya kimliğine sarılmaya başladığı bir dönemde, çevreden kuşatılması, açık savaşla tehdit edilmesi, içerden darbelerle çökertilmek istenmesi beklenen bir durumdu. Siyasi tarihimizde ne zaman böyle tarih dönüşleri yaşanmışsa içeride birileri sahaya sürülmüştür. FETÖ üzerinden 15 Temmuz girişimi böyle bir şeydir. Erdoğan ve Türkiye'nin bugünkü duruşuna karşı pozisyon almak bir iç muhalefet meselesinin ötesine geçmiştir. FETÖ'den kalan boşluğa bir takım çevrelerin ikame edildiği, bu çevrelerin muhafazakar kimlikte olmasının özellikle tercih edildiği açık bir gerçektir. Çünkü Türkiye'nin muhafazakar yürüyüşünü ancak ve ancak muhafazakar bir bariyerle durduracaklarını biliyorlar. İki yıldır muhafazakar muhalefet ve muhafazakar müdahale altında yazdığım yazılar işte budur. Burada kastım bir iç müdahale organizasyonudur. Hadi bu sorulara bir cevap verin. Neden bu psikolojik operasyon? Bu çevrelere sormak lazım neden Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen projeyi tek laf etmezsiniz? Neden örgütlü seçim yolsuzluğunun üzerine gitmezsiniz? Yolsuzlukta bazı derin yapılanmaların izi çıktı. Neden bunu sorgulamazsınız? AK Parti 15. kez bir seçimden birinci çıktı. Neden yenilmiş, kaybetmiş gibi bir kamuoyu oluşturursunuz? Neden her gün her gün bıkmadan usanmadan hükümetin başarısızlığı üzerine yazılar yazıp durursunuz? Neden hiç başka konuları çevremizde ve dünyada olanları konu edinmezsiniz? Neden Amerika ve Avrupa'nın Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı yürüttüğü saldırganlığa tavır almazsınız? Neden Fırat'ın doğusuna müdahaleye karşısınız? Neden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin açık Türkiye düşmanlığını PKK ve diğer örgütlere yüz milyonlarca para yardımını yazılarınıza konu etmezsiniz. Neden Türkiye ile meselesi olanlarla özellikle yakın durursunuz? O çevreleri ortak bir alanda toplayanlarla birlikte görünürsünüz. Türkiye'nin son 15 yıldır geldiği seviye sizi neden rahatsız eder, neden tatmin etmez, neden eskiyi özlersiniz? Neden Afrin operasyonuna karşı çıktınız?'' Fırat'ın doğusuna müdahaleye neden tavır alıyorsunuz? Neden bu bölgedeki kuşatma harekatına, Amerika'nın Türkiye'yi hedef alan yığınağına tepki göstermiyorsunuz? Fırat'ın doğusuna yönelik yeni operasyonlara engellemek için de harekete geçecek misiniz? Size göre FETÖ'de yok. Üstünüzdeki örtü sizi gizlemeye yetmiyor. Size bakarsak FETÖ diye bir şey de yok, hatta 15 Temmuz bile neredeyse olmadı. Size bakarsak PKK da yok, HDP ve SDG var. Size bakarsak Amerika ve AB Türkiye için ne karar alırsa doğru, suçlu hep Türkiye. Size bakarsak 7 Haziran seçimleri yenilenmemeliydi. CHP ile koalisyon kurulmalıydı. AK Parti CHP üzerinden denetim altına alınmalıydı. Artık Türkiye ekseni ve çok uluslu eksen dışında bir siyasi kimlik kalmadı. Dünyadaki gelişmeler ve coğrafyamızda yaşananlar birçok ülkeyi aynı duruma soktu. Öyleyse kimlerle birlikteyseniz, onlara aitsiniz. Üstünüzdeki örtü, dilinizdeki masum kelimeler sizi gizlemeye yetmiyor artık. Çok açığa düşüyorsunuz. Bu öfke, bu nefret sizi tahmin bile edemeyeceğiniz yerlere savuracak göreceksiniz. İmamoğlu meşru belediye başkanı olamaz.'' Seçim yeniden yapılmalı. Not. YSK Büyükçekmece'de seçimlerin ertelenmesi görüşmelerini erteledi. İstanbul ve Büyükçekmece görüşmelerini birleştirdi. Şu ana kadarki tespitler bile İstanbul'da seçimlerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor. Bugüne kadarki darbe girişimlerine karışanların bu seçimlerde de organize çalıştıkları artık bir gerçek. Mesele seçimlerin de ötesinde bir durum arz ediyor. İstanbul'da seçimi yeniden yapma dışında kamu vicdanı asla rahatlayamayacak. Bu ayıp giderilemezse birçokları şaibe altında kalacak. İmamoğlu asla meşru bir belediye başkanı olamayacak. İbrahim Karagül Yeni Şafak